Evet, kazanım 3, test 4, yaşadığı yer ve çevresindeki doğal özellikleriyle beşer özelliklerin nüfus ve yerleşme üzerindeki etkilerine örnekler verilir. Sınırları belli bir alanda yaşayan toplam insan sayısına ne diyoruz? Nüfus adını veriyoruz. Dolayısıyla öğrencinin bu ifadesinde boş bırakılan yere nüfus kavramı getirilmeli. Bu da sorumuzun doğru cevabını A seçeneği yapacak. İkinci soru, sanayi tesisleri genellikle ulaşımı kolay yolda hammadde temin zor olmadığı yerlerde kurulur. Bir yerde iklim ve yeryüzü şeklinin uygun olması sanayi faaliyetlerinin yapılmasını kolaylaştırır. Sanayi tesislerinin olduğu yerlerde genellikle iş imkanı daha fazladır. Bu nedenle insanlar sanayi tesislerinin olduğu yerlere göç etmekte ve buraya yerleşmektedir. Bundan dolayı bu yerlerin nüfusu zaman içerisinde daha da artmaktadır. Verilen açıklamaya göre illerinden hangilerinde sanayi faaliyetine bağlı olarak nüfusun arttığı söylenebilir? İstanbul ve İzmir'de sanayi faaliyetlerine bağlı olarak göç alıyor ve nüfusu artan Bayburt'ta böyle bir durum söz konusu değil ki Bayburt'un nüfusu da az zaten. Dolayısıyla ikinci sorumuzun doğru cevabı B seçeneğidir. Üçüncü soru, nüfusun dağılışını etkileyen doğal özellikler nelerdir? Doğal deyince insanı çıkartacaksınız. İklim, su kaynakları, yer şekilleri insan etkisinden bağımsız şekillenen doğal faktörler. Ama tarım insanlar tarafından yapılıyor ve eğer tarım buraya yazarsak bu doğal değil, beşeri olur. Dolayısıyla D seçeneği sorumuzun doğru cevaptır. Evet, dördüncü sorumuz, nüfusun dağılışı üzerine doğal ve beşeri faktörler etkilidir. Doğal faktörün insan müdahalesi olmadan doğadan kendinden olan unsurların nüfusun dağılışına etki yapmasıdır. Beşeri faktörler ise insan faaliyetlerinin sonucunda nüfusun dağılışının şekillenmesidir. Buna göre açıklanan hangisi nüfusun dağılışını etkileyen beşeri faktörlerden biri değildir? Şimdi ulaşım insanlar tarafından gerçekleşir. Sanayi insanlar tarafından, ticaret insanlar tarafından gerçekleşir. Ama insan olmasa bile iklim olur. Dolayısıyla iklim beşeri değil, doğal bir faktördür. Dolayısıyla dördüncü sorumuzun doğru cevabı A seçeneğidir. Evet, beşinci sorumuz, insanın eline değmeden kendi kendine yetebilen farklı bitkiler ve hayvanlar ev sahipliği yapan ortamlara doğal ortam denir. İnsanlar yaşamlarını sürdürmek için doğal ortamı değiştirerek ondan yararlanır. Buna göre gerçekten hangisi insanların doğa müdahalesi sonucu ortaya çıktığı söylenemez. İnsanların doğaya müdahalesi sonucu baraj yapılır, köprü yapılır, piknik alanları yapılır ama insanların doğaya müdahalesi sonucu bitki örtüsünün oluşması beklenemez daha çok. Dolayısıyla A seçeneği sorumuzun doğru cevabıdır. Evet, altıncı sorumuz, dağlık ve engebeli alanların insanların ekonomik faaliyetleri yapmasını zorlaştırır. Buradan dağlık ve engebeli arazi üzerine kurulmuş yerleşim birimlerinde nüfus daha azdır. Buna göre harita tarayan alanların hangisinde yer şekline bağlı olarak nüfusun az olduğu söylenemez. 2, 4, 1'de yer şekline bağlı olarak nüfus azdır ama 3'te eğer herhangi bir nüfus azlığı varsa Tuz Gölü çevresinden dolayı kuraklıktır. Çünkü bu bölgelerde yeryüzü şekilleri sadedir İç Anadolu bölgesinde. Dolayısıyla C seçeneği sorumuzun doğru cevabıdır. Yedinci sorumuz, Serdar Bey, yaşadığım şehirde iş imkanları çok kısıtlı. Bu nedenle madencilik faaliyetlerinin yoğun olarak yapıldığı bir ile göç etmek istiyorum. Serdar Bey'in aşağıdaki şehirden hangisine göç etmesi beklenebilir? Verilen iller içerisinde Zonguldak'ta taş kömürü çıkartılıyor ve madencilik yoğun olarak yoğun bir şekilde yapılıyor. Dolayısıyla Serdar Bey Zonguldak ilini tercih edebileceğinden sorumuzun doğru cevabı D seçeneğidir. 8. soru, toprağın verimli olduğu yerlerde tarım daha rahat yapılabildiği için nüfus azalır. Özellikle kıyı ve iç ovaların bulunduğu alanlarda toprak verimlidir. Toprak yapısının tarım yapmaya uygun olmadığı yerlerde ise nüfus daha seyrektir. Buna göre Çarşamba Ovası, Tuz Gölü çevresi, Teke ve Taşyapı bölgelerinden hangileri nüfus seyrektir? Şimdi Çarşamba Ovası'nda da verimli topraklar var. Tarım yapılıyor. Problem yok. Tuz Gölü ve çevresinde kuraklık olduğu için tarıma müsait değil. Teke ve Taşyarı Plotası'nda da karstik, yani suda eriyebilen kayasal olduğu için tarıma uygun değil. Dolayısıyla 2 ve 3. bölgelerde nüfusun seyrek olduğunu söyleyebiliriz. Bunun için sorumuzun doğru cevabı C seçeneğidir. 9. soru, dinlenmek, temiz hava almak ve güzel vakit geçirmek için piknik alanlarının oluşturulması, insanlar bir yerden başka bir yere gitmek için yollar ve köprüler yapması, içme suyu ihtiyacını karşılamak, tarım alanını sulamak ve enerji üretmek için barajlar yapılması. Her 3 öncülde insanların doğal ortama yararlandığına kanıt olarak gösterilebileceğinden sorumuzun doğru cevabı D seçeneği. Çünkü her 3 öncülde de insanın doğaya müdahalesi söz konusu. Dolayısıyla sorumuzun doğru cevabı D seçeneğidir.